Gündeş hakkında o yasak aşk haberleri yapılmasın diye bir mahkeme kararı çıkarttırdı ve o da mahkemeye başvuruyor. Herkes mahkemeye başvuruyor. O Ha, moda da oldu zaten bu ay bizi mahkeme işi. mahkemeye varmışlar. Kimi? Kim? Vallahi bizi işte sonra söylerim reklamda. Veren verene. Veren verene. Veren verene vallahi. Olsun olsun. Şimdi Veren verene demez mi? hamama giren terlermiş. Ay onlar herhalde kulun canım normal arıyorlar. sıradan hadiseler. Açabilir miyim? Şimdi Ebru Gündeş o haberler gündeme gelmesin diye bir yayın yasağı kararı aldırdı. Evet. Ve kısa sürede de aldırıyor bunu. Bu mesela Nihat'a çok ilginç geldi. Nasıl oluyor böyle diye. Ve orada baktığın zaman mahkeme kararına birçok yayın mecrasından bahsediliyor. Yani sadece biz değil. Yazılı, görsel. Tabii. Neredeyse izlenen bütün o programlar ya da internet siteleri, gazeteler İnternet sitesi. hepsiyle alakalı o yasak aşk iddiası gündeme gelmesin Hani diye. mesela diyelim onun işte diyelim kalandı ne olacak şimdi? O zaman yeni bir şey o. Ha, Şimdi yani o yüzden şimdi iddialar yasaklandı. ya şu mevcut haberler var ya hiç adını bile Aha, geçirmeyelim zaten. geçirmeyelim. O mevcut haberleri yaptık ya biz burada. Tamam mevcut haber mesela gerçekleşse diyorum ben de. O O zaman zaman iş yaparsın canım o düştü. zaman. O zaman ne olacak? Yani o zaman iş düştü. Ha Yük işte mü kalmıyor o bence zaman? bak bence bu tarz haberler evet bir sanatçı bunu incinebilir, kırılabilir ama hayatın olağan akışı bu yani. Hayatın olağan gerçeği. O zaman ünlü olmasaydın kardeş. Fakat Sen artık kamuya mal olmuş bir insansın. O yüzden seninle ilgili aldığın her nefeste haber olur. Böyle bir iddiada çok daha büyük haber olur, konuşulur yani. Fakat ben bu tutumu sessiz kalmalarından çok daha gerçekçi buluyorum. Ben bazen mesela burada mesela geçen Gerçekçi yılken derken nasıl yani? ya şöyle buluyorum. Ama Mesela bu tavır geçen ne yıl anlama geliyor Bircan mesela? Bu konuşmasını istemiyor ki birinin. reddetmek anlamına mı geliyor? Rahatsız oluyorum Bak anlamına zaten mı geliyor? yazılı Kabul olarak etmek. reddetti. İki taraf da yazılı olarak reddetti. Şimdi bir de böyle bir tedbir kararı çıktığı zaman gerçekten böyle bir şeyin konuşulmasından rahatsız oluyor ve bizi susturuyor. Ben basını susturmasından bu şekilde yanayım. Niye biliyor musun? Konuşulmasını istemediği bir şekilde tepki veriyor en azından. Çünkü ben geçen yıl biliyorum ki konuşulmasın, lütfen konuşmayın, ya konuşmayın deyip sosyal medyalarına yazıp hiçbir şekilde tedbir koymayan, hiçbir şekilde basını susturmayan riyakar tavırlar vardı. Sus diyorsan sustur o zaman. Niye ben susmayayım canım? Yani reklam olsun diye yapanlar da vardı. Onun için Ebru Gündeş bu tavrıyla çok realist davrandı yani. İstemiyor konuşulmasını net. Ama Çünkü bence doğru değil. Niye doğru doğru değil? yanlış onu Bak. bilemem. Bak bak. Ünlüyse konuşulur abi. Doğru. Demet Akalın yarın buraya gelecek. Demet Akalın'ın her şeyi konuşulur. Tabii. Sibel Can'ın her şeyi konuşulur. Her şey gerçek olmak zorunda da değil yani. Doğru. İbrahim Tatlıses'i herkes yatırıp yatırıp kaldırıyor. Nihat ne yapsın peki o Daha zaman? ben ne Pardon bir yapayım? dakika bir Böyle dakika. bir şeye başvurdun Hayır. mu? Ben hiç başvurmadım abi. Ben ünlüysem onlar da bunu Katlanacağım yazma diyor. yorumcu. Yani siz de Helal geçen olsun. sene beni Helal yatırıp olsun. yatırıp kaldırdınız. Ağzımı açmadım. Niye? Bu sizin hakkınız. Siz Doğru. magazincisiniz. Sizin yorumcusunuz üstüne üstlük. İstediğiniz gibi yorumlama hakkınız var. Biz burada bir şey yorumluyoruz ama bazen izleyici farklı yorumluyor. Tabii. Katılmıyor. Ne diyelim yani? O da onun düşünce özgürlüğü. Bir Peki dakika, bir merak dakika ettiğim bir bak. şey var. Çok bir dakika ama onu Tabii es geçmeyelim. söyle. Nihat'a helal olsun. Bu kadar bel altı girecekler her yerde bir kere mahkemeye başvurup yayın yasağı kararı aldırmadı. Hiç aldırmadım. Hiç Niye aldırmadım kendisine Bircan. güveniyor? 10 sene bak. Bir 10 dakika. sene boyunca Benim bir dakika hiç benim aldırmadım Nihat yani. algım o zaman benim seyirci olarak şu. Bırak gazeteciliği, haberciliği. O zaman adam kendisine güveniyor derim Ya kardeşim. kardeşim adam işte bizden kaçmaz yapıyordu. Benimle alakalı her hafta belden aşağı belden aşağı kralabiliyordum. Kırıldım o Ben mi? zamanlar. Yok espri Ay yapıyordunuz ya Allah ya. Allah Ben başka babacım. haberlerden Ya bahsediyorum. hayır seninle ilgili de yani şu an yan yanayız ama bir kez olsun mahkeme kararı Ha yok aldırtmadım. yok. Onu söylüyorum Biz yani. daha esprili yapıyorduk seni de. Şey ben şu diğer Yani diyorsun ağır ki haberlerden abdestinden bahsediyorum. şüphesi olan mı Tatlıses'e de yapar yaptım mesela diyorsun? tatsız mahkeme kararı aldın mı? Kardeşim Aldırmaz yok. abi. Allah. Kendine güvenen insan Tatlısız olur mu? aldırmaz. Tatlısız beni mahkemeye verdi Ha canım. onu O, bilmiyorum. ben Saddam Hüseyin'e benziyor diye bir... Ama o da... Ama bir dakika abi Saddam Hüseyin'in sarayında konser vermiş bir adamsın. Bir Osman. dakika ama bak şöyle. Sadece o da değil. Mesela 20 kişi Türkler ünlülerden, yabancı ünlülerden hangilerine benziyor diye bir 20 kişilik bir liste vardı. Atıyorum Nihat Doğan, Antonio Banderas falan. O tamamen öyle bir haberdi. 2-3 cümlelik bir haberdi. Antonio. Bir dakika. İki cümlelik Antonio. de İbrahim Tatlıses'i de Saddam Hüseyin'e fiziksel Ama benzerliğinden orada şu bahsediyor. var. Orada Ona hani diyor o ki beni nasıl Halepçe, bak diktatöre bak. O benzetiyorsun? Halepçe katliamı, kendisinde Kürt olması vesaire Ama bilmem. gidip Orada da sarayında hassasiyet konser var. veren bir Ya adamsın. öncesi ya olur abi o an gidersin, verirsin, seversin. Sonra başka bir Halepçe katliamı olur. Veya biri sana hatırlatır vesaire. Onu demek istiyorum. Yani çok böyle aşırı burada bir ne olur yani Gündeş'le alakalı 50 tane aşk Çocuklar, dedikodusu yarın da çıkar yani. bir şey söyleyeceğim.
yasak aşk iddialarına yasak diyorsunuz ama yasak aşkı şeyinde yazan şeyi konuşuyoruz. Nasıl yok, olacak? Yok, isim verilmediği sürece problem yok ama şöyle bir yasak geldi de yani haberdi yani. İddia deniyordu. Yasak aşk haberlerine demiyor bak, iddia diyor. O da öyle zaten, alınan olayı söylüyor. Olay yasak aşk iddialarına yasak. İyi yapmış bence. Bu kadar olay çıktı, bir tane resim, belge, bir şey gördük mü? Hiçbir şey. Şimdi bir niye dakika, daha bilmiyorum. Çok senin etsin. Yine arkadaşın Seren Serengil belgelerden bahsediyordu. Bir belge çıktı. O da şey çıktı, güvenlik görevlisinde yaptığı ev gezdirme şimdi muhabbeti. Şimdi konu onunla da ilgili değil. Bunu sadece Seren değil, herkes konuşuyor. Bütün basın, bütün her yer, ortalık ayağa kalktı. İlk oradan tamam, çıktı ilk ya, o yüzden söylüyorum. Oradan çıktı, evet doğru ama bir resim var mı elimizde? İşte bir şey onu, var mı? Onu kaynağa sormak lazım yani. Sevgili Seren'e sormak lazım. Vardır yani, onun da bir bildiği. Mesele bence konu o değil, o eskide arkasında kalmış bir hadise ama en azından bir sanatçı için. Bak az önce Özcan'la alakalı da adam yalanlamasına rağmen burada günler, dün de tartıştık burada. Daha dur, adam, yine o ikinci hayır, yarın yine başka bir şey olacak. Bilmem başkaları da yazdı, çizdi. Adam da o zaman hemen bir karar alsın, yasaklama kararı. Tabii canım. Bunu bak, onlar insan karar aldırmak isteyebilir abi. Ama bunu alan hakim, yargıysa yargının bu yönde karar vermemesi lazım. Evet. Peki o zaman bu da mahkeme kararını da gösteriyor arkadaşlarımız. Tamam, öyle karınca duası gibi okunmuyor zaten o. Bitti mi diye arkadaşlarımız manşete atmış. Bitmiş olabilir mi bu? Daha birkaç hafta öncesinde o kadar güzel, samimi görüntüler veriyorlardı. Yayın yasağı olabilir. Yayın yasağı olabilir kardeşim. Şimdi ne var ne yok konuşun. Konuşun, yarına bir şey bırakmayın. Alimallah. Yarın Serdar'da bir mahkeme kararı. Anladın ama mı? Masaya vurma gözünü seveyim. Ben ünlülerle yani alakalı şunu merak ediyorum ve bana çok büyük çelişki geliyor. Sen şöhretin her türlü nimetinden faydalanacaksın. Her türlü nemalanacaksın şöhretten. Doğru mu? Evet doğru. Para kazanacaksın, şöhretin ekstra şeyleri, getirileri doğru, olacak vesaire, evet, vesaire vesaire. Güzel bir hayat yaşayacaksın. İtibarın, fakat prestijin. Bu işin bir yanı da ateşten gömlek giymek, şöhret o demek. Maalesef. Bir yandan da hesap ödemek durumundasın. Çünkü tabii, insanlara mal olmuşsun. Hesap vermek bunun durumunda, hesabını vermemek için evet, de mahkemelere gidip karar aldıracaksın. Böyle bir şey bence olmamalı. Ben size katılmıyorum. Sen zaten bir şey hiç katılmıyorsun. Şaşırmadık yani. Şimdi bir şey söylerdim de ağır gelir, neyse. Şimdi şey, niye katılmıyorum biliyor musun? Çünkü hiç kimse özel hayatını kamuoyuyla paylaşmak zorunda değil. Bunu isteyen paylaşabiliyor. Ama bunu paylaşmak durumunda değil. Bunun faturası bu şekilde ödenmemeli. O insanlar işini yapıyor. Ben de modacıyım. Evet, yarın öbür gün çok çok daha büyük kitlelere şey olabilecek bir markada olabilirim. İnşallah. Ama kalkıp da tabii, bunun bedelini özel hayatımla ödemem gerektiğini asla düşünmüyorum. Sizin için de aynı şey geçerli. Herkes için aynı şey geçerli. Yani sen evinde ne yaşıyorsan, sen evinde ne yaşıyorsan bunu kamuoyuyla paylaşmak durumunda değilsiniz. Yok, ve böyle bir durumda haberciye haber hakkı doğuyor ama bu böyledir yani. Haberci haberini yapar ama can acıtmak başka bir can şey. Can acıtmak ne demek onun canım? İçin yok, hayır, bu haber ya, bu Ebru'nun için demiyorum bunu. Baş veya işte ne bileyim Serdar Bey için kimse de demiyorum. Kimse bunu can acıtmaktan ondan bahsetmiyor ki, haberden hayır, ama bahsediyor. İnsanların canı acıyor. Çünkü manevi olarak bakın bazı şeyler, herkesin çoluğu çocuğu var. Yarın öbür gün arşivlerinde bu tip haberlerin doğru veya yanlış olmamasını istemeleri kadar normal hiçbir şey yok. Onun için de siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Peki Vircan ne diyecek? Ya senin sükunetine aşığım bir kere. Ya senin tavrına falan aşığım ama. Şimdi böyle bir şey var. Bir gerçek var ortada. Yani sen her türlü haltı yiyeceksin. İsim vermiyorum. Kimse için de konuşmuyorum. Bu zamana kadar gelmiş yasaklar da üstüne alıyor, salınsın. Her türlü haltı yiyeceksin. Seni ben mi düşüneceğim ya? Seni Nihat mı düşünecek, Gülşah mı düşünecek, bravo, Ömür mü düşünecek? Yani bak sen dedin ya, eğer faturasını ödeyeceksen ateşten gömleğin kısmını da bileceksin. Bu kadar prestiji yaşıyorsan bunu da yaşayacaksın. Bu durumu yaparsın, yasağı da koyarsın. Ama o ne yapar biliyor musun? Senin o sevenlerinle ve halkla arana inanılmaz ve asla kıramayacağın bir duvar örer. Bravo, doğru. Yapar. Böyle bir yetkisi İnsanların var. İnsanların hakkı böyle var. Böyle bir özelliği de var. Bilmek istiyorlar. Ama ben bilirim ki ha, bu bize o kadar şey şeffaf değil ki. Bu yarın bir gün bir şey olsa zaten yayın yasağı getirir. Onunla ilgili konuşacak bir şey yok. Değiştir abi kanalı. Değiştir. Ne olur sonra prestijin yerle bir olur. İstediğin kadar konuşturma sen. Güvenirlik kalmaz. Aynen öyle. Ha?
Ben böyle düşünüyorum. Nihat sen de, sen de ünlüsün. Bu. Şimdi senin söyleyeceklerin de önemli. Demin de söyledin. Sana yıllardır bel altı giriliyor üstelik. Nihat ilk çıktığı günden beri çok, ama bir dakika, Nihat'a bir de, en büyük faturalarından birini ödeyen adamlardan biridir. Gerek diyorum, özel hayatıyla Nihat'ın en başta. Nihat'ın günahı ne? İbrahim Tatlıses'in günahı ne baktığın hiçbirinin zaman? Hiçbirinin günahı. Nihat'ın da günahı yok. İbrahim Bey'in de ismi geçen insanların da. Ama maalesef ki oluyor. Haberci haberini ama yapıyor. Bu buna asla bir şey söylemiyorum. Haberci haberini yap. Bak bir de habercilikte, gazetecilikte şöyle bir şey varmış. Doğru mu söylüyorum? Savaş Ay dermiş bunu rahmetli. Karını bile görsen yazacaksın diye bir şey vardı. Bir hatırlıyorum. Böyle bir konuşması, böyle bir şeysi vardı. Çok ağır bir konuşma. Check etme, double check hikayesinden bahsediyorsun ondan sen. Ondan sonra bir şey vardı. Doğrulayacaksın, doğrulatacaksın haberi ondan sonra. Yani asla habercinin mesleğin şey, insan kayırmazsın yani. O yapacaktır. İnsan ayırıp kayırmadan yapacaktır. Ama ben insanların sesiyle, sanatıyla, eğlenceli görüntüleriyle, başarılarıyla izlemek ama isteyen bir insanım. Ama sen pembe gözlüklerle hayata baktığın için herhalde öyle düşünüyorsun. Hayat öyle o kadar yo, da bir şey değil yani. Pembe gözlüklerle bakmıyorum. Hayır hayır. Senin dediğin gibi olsa o zaman senin bu programda ne işin var mesela? O zaman böyle bir programın olmaması lazım. Bizim ne işimiz var? O zaman böyle bir program yapmamamız lazım. Biz hep burada lay lay lom yapacaksak. Biz burada hiçbir zaman lay lay lom yapmıyoruz. Hayır hayır. Dediğin gibi olursa öyle olur. Övmek falan da değil. Bu kadar deşmek yani bizim için söylemiyorum. Bu kadar değişmenin doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Peki, fikrine saygı duyuyoruz. Nihat sen hemen toparlarsan çünkü bir ünlüsün sen. Hani daha doğrusu sanat camiası için. Bu haberde bir şey yok yani. Bu haberde bu iddialar genel, olabilir genel, yani. Genel. Ya ben, şöhret ateşten gömlek midir? Bak ben genel olarak şunu söylüyorum mesela. Hani yayın yasağından ziyade çünkü biz sadece bir tane gazete yok ki. TRT dönemi değiliz. 50 tane gazete var. Artık sosyal medya çağı yaşıyoruz. Teknoloji çağı yaşıyoruz. Bazen gazeteciler sosyal internet sitelerine düşen haberleri de haberleştiriyorlar. Tabii öyle. Tamam kardeşim. Yani şunu yaparsın. Eğer belden aşağı bir şey varsa bir sanatçının bir insanın karşısındaki haberciye mahkemeye verme hakkı var. Evet. Ama eğer çok sen haklıysan bak sen haklıysan bütün faturayı bütün magazincilere kesme. Git o belden aşağı haber yapan arkadaşa fatura kes. Bravo. Ama kardeşim kimse kusura bakmasın. Sen çoluğun olacak. Bak Güneş'in söylemiyorum. Kimse yanlış tamam, anlamasın. İsim vermeden hayır, güzel. Genel manada konuşuyorum. Senin çoluğun var, çocuğun var veya evlisin. Kocanı aldatırken bir sıkıntı yok. Haber oluyor. Ben çoluk çocuk sahibiyim. Öbürü gider evli adamı ayırtır. Öbürü gider sevgilisi olan biriyle beraber olur. Her türlü ahlaksızlığı, rezilliği, iğrençliği, toplumun reddedeceği her türlü ahlaki dezenformasyonu yaratacağı haberlerin içerisine, olayların içerisine gir. Ondan sonra ben bir anneyim, benim çocuğum var, basını kınıyorum, medyayı kınıyorum, şimdi mahkemeye vereceğim. Olmaz. Sıkıntı orada. Evet. Sen yaparken, ederken her şey güzel ama burada gazeteciler, magazinciler yazarken, çizerken de o faturayı magazincilere kes.